Evet efendim, gündemin en önemli haberini zaten sizle de paylaşmış olmak istedik, hatırlatmak istedik. Şimdi stratejist Emre Şirin'le sohbetimize başlıyoruz. Emre Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Haberimizi izledik. Enflasyon ve FOMC toplantısının tutanakları her iki gelişmede de piyasalar sanki bir miktar daha pozitif taraftan bakmış gibi duruyor. Bunun sebebini merak ediyorum. Bunu nasıl yorumlamamız lazım? Evet, manşet taraf %6'dan %5'e doğru düştü ama çekirdekli yükseliş hareketi var. Hani biz çekirdeğe bakıyorduk. Şimdi neden piyasalar manşete bakmak istedi? Yani piyasa hala işine geleni görmeye devam ediyor sizce? Nasıl değerlendirmek lazım? Kesinlikle işine geleni görmeye devam eden bir piyasa var. Tabii büyükler bunu böyle pompalıyorlar. Bu böyle. Ama bizim bence bu küresel piyasaları okurken ve Amerikan ekonomisini okurken görmemiz gereken bir takım hususlar var. Bu veri trafiği içerisinde bence gözden kaçırılıyor. Bir kere şunu bir kere net görelim. Bu kadar sıkı para politikasına ve ısrarlı faiz artışlarına uzun süren şahin söylemlere rağmen Fed'in bilançosu hala 8 trilyon doların üzerinde mi? Üzerinde. Peki faiz artış döngüsünün sonuna gelmemize rağmen sizin de ifade ettiğiniz gibi belki 25 bas puan daha gelecek Mayıs'ta. Peki buna rağmen Fed'in hedef enflasyon seviyesine %2. Onun hala çok üzerinde değil miyiz? Manşette düşüş oldu denmesine rağmen. Bu da ayrı bir sıkıntı. Bununla birlikte bu kadar faiz artış yapılmasına rağmen ve enflasyon bu noktada hala %5'in üzerindeyken, %5 seviyesindeyken ki çekirdek tarafta artış olduğunu ve kalıcılığın aslında yapışkan bir enflasyon olduğunun göründüğü bir ortamdayken bundan sonraki süreçte sıkılaşma eğer bittiyse ve dünya ticaretinin büyümesi için adımlar atılacaksa ve Çin'den de gelen verileri de görüyoruz. Bu dünyada ilave bir enflasyon yaratmayacak mı? Artı petrol, OPEC artının petrol kesintisi, arz kesintisiyle birlikte başlayan yükseliş trendi önümüzdeki süreçte ilave bir enflasyonist sorun yaratmayacak mı? Bunları niye anlattım? Uzun süredir şunu ifade ediyorum. Fed'in ve büyük major merkez bankalarının diğerlerinin mesela ECB'nin attıkları enflasyonla mücadele adımlarının sonuçsuz kalacağını, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu sürecin buna izin vermediğini, bugüne kadar özellikle uzun yıllara dayanan sadece para arzına dayalı ekonomik modelin aslında çöktüğünün göstergesi ve şunu çok net altını çizebilirim, çok keskin söyleyeceğim. Fed'in enflasyonla mücadele politikası ortaya koyduğu söylemlerin hepsi bence çöktü. Yani şu mesela BlackRock'ın CEO'sunun da bir açıklaması var. Enflasyonda daha uzun süren bir enflasyon süreci yaşayacağız ve yakın zamanda 4'ün altına düşmesini de beklemiyorum diyor kendisi. Ya yani yapışkan bir enflasyondan bahsediyor. Aynı zamanda bakın demin siz ifade ettiniz. Fed bölgesel başkanlarından San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ne diyor? %2 hedefine inebilmesi için Fed'in daha gidecek yolu var diyor. Ama ekonomik koşullara da baktığımızda bunun mümkün olmadığını söylüyor. Peki nasıl yapılabilir? Kredi daralmasıyla söz konusu olabilir. Peki soru şu. Siz reel sektörden özellikle konut piyasasından veya tüketici kredilerinden veya diğer sektörlerden krediyi kestiğiniz zaman bunun sonuçları ne olacak? Batan firmalar ortaya çıkar mı? Veya istihdam piyasasını daha da sıkıntıya sokar mı? Yani bu hani yumuşak inişten bahsediliyordu ya, tamamen paradoksal bir yapı var ortada. Yani ne yaptıklarını bilmedikleri, tamamen belirsiz, flu bir ortam söz konusu. Atılan adımlar yanlıştı. Enflasyonla mücadele ederken hep talep tarafı dikkate alınarak para politikası uygulandı. Fakat şu en önemli madde şuydu. Bakın bir savaş. Savaşın getirdiği tedarik sorunları, aynı zamanda Covid döneminden gelen birikimli sorunlar, bununla birlikte gıda ve diğer emtia ürünlerindeki maliyet artışları ve enerji tarafı. Şimdi bu taraf aynen devam ediyor. Belli gevşemeler dönemsel olarak devam edebilir. Ama sorunlar aynen devam ediyor ve faiz artış döngüsünün sonuna gelinmesine rağmen enflasyonist sıkıntılar, özellikle biz sen de ifade ettin, çekirdek tarafa bakıyoruz diyorlardı. İşlerine geldiğinde çekirdek tarafa, işlerine geldiğinde manşet tarafa bakıyorlar. Ama çekirdekte bir yapışkan enflasyon olduğu da aşikar. Ki bundan sonraki süreçte bakın ciddi bir resesyon ihtimalinden bahsediliyor. İstihdam piyasasındaki soğuma da bunu gösteriyor. Eski Hazine Bakanı Summers'ın açıklamaları da ısrarlı bir şekilde bunu gösteriyor. Buralarda ciddi bir problem var. Ve ben iddia ediyorum dünyada ve Türkiye'de enflasyon düşmeyeceği gibi bundan sonraki atılacak adımlar daha da büyük enflasyon süreçleri de doğuracak. Ki sinyaller de bence gelmeye başladı. Özellikle bu petrol tarafındaki yükseliş
bunu gösteriyor. Doların ons karşısındaki değer kaybı, buradaki sinyalleri ve piyasanın buna verdiği tepkiyi çok net ortaya koyuyor. Bunların hepsini ortaya koyduğumuzda, siz de ifade ettiğiniz getiri eğrisindeki ciddi yataylaşma, beklentilerin aslında ciddi negatif olduğunun göstergesi, tüm bunları topladığımızda bir sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Ve günlük anlık veri akışlarıyla değerlendirdiğimizde bunları göremiyoruz. Ama net bir tablo var. Enflasyon problemi çözülemedi. Fed'in bilançosu küçültülemeyecek kadar büyük ve sorunlar devam ediyor. Gerçekten de yani kuvvetli bir resesyona doğru mu gidiyoruz? Çünkü mesela şimdi istihdam piyasasına baktığımız zaman piyasalar biraz daha rahatlamış durumda. Tamam, Ocak'tan Şubat'a göre evet ekonomi noktasında istihdam piyasasında bir miktar soğuma var ama PMI verilerine baktığımız zaman gerçekten korkmamız gerekiyor. Ve az önce ben yayını açarken de söyledim, siz de duymuşsunuzdur. 2 ila 10 yıllık tahvilin getirisine baktığımız zaman getiri eğrisindeki yataylaşma ciddi anlamda derinleşmiş durumda ama daha uzun vade ve daha çok daha kısa vadeli bir tahvil getirilerine baktığımız zaman, yani 10 yıllık ve 3 aylık tarafa baktığımız zaman oradaki derinleşme çok daha bariz. Ve bu şekilde de olunca net bir şekilde tahvil traderları neredeyse resesyona kesin gözle bakıyorlar. Gerçekten resesyonu siz de kesin gözle görüyor musunuz? Eğer böyle bir beklentiniz varsa, şimdi ABD endeksleri de kuvvetli duruyor. Tahvil getirilerine baktığımız zaman o tarafta da resesyon fiyatlaması var. Peki hangisi doğru? Şöyle ifade edeyim. Resesyon beklentim var. Net bir şekilde var. Ama bunun aşamaları var. Hep ifade ediyoruz ya, bir anda karşımızda bir sorun yumağı olduğunun görülmesi istenmiyor. Ekonomileri yönetenler tarafından, merkez bankaları tarafından, hükümetler tarafından. Dolayısıyla bir miktar daha para pompalamayla bu işlerin üstesinden gelebileceklerine inandıklarını düşünüyorum. Ama bu da sorunları halının altına süpürmek anlamına gelecektir. Fakat bu, demin ifade ettiğim yere bağlayacağım, aşırı enflasyonist süreci de körükleyecektir. Yani enflasyon inişe geçmeyecek. Bu beklentiler bence boşa çıkacak ve dünyada bu resesyon korkularından arınmak adına daha fazla sıkılaşma döngüsü için adımlar atılamayacak. Genişleyici politikalara dönülecek. Bakın bununla alakalı şimdi gelen verilerden bir teyit edelim bunu. ABD Federal Hükümeti'nin bütçe açığı Mart'ta ne oldu? 378 milyar dolar oldu. Peki geçen sene aynı dönemde neydi? 193 milyar dolar. Peki bunun nedeni olarak ne söyleniyor? Harcamalar artıyor, gelirler düşüyor. Burada ciddi bir gösterge var. Bakın harcamalar artıyor. Demek ki harcamalar artmış. Hani sıkılaşırken faiz politikası tarafında, para politikası tarafında, bu tarafta da bir harcama döngüsü var. Aynı zamanda Uzak Doğu'ya gidelim. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi kim? Çin. Çin uzun süredir özellikle gayrimenkul sektörünün piyasasını krediler yoluyla ayakta tutuyordu. Ve aynı zamanda uzun süredir genişleyici politika adımlarıyla reel sektörü desteklemeye devam etti. Şimdi dünyada birçok yerde merkez bankaları sıkılaşırken maliye politikası tarafında bunun tam tersi hareketlerin olduğunu da gördük. Yani dünyaya gösterilmek istenenle arka planda, yani buzdağının altındaki kısım çok farklı. O yüzden ciddi bir sıkıntı var, fakat dediğim gibi aşamaları var. Bu aşamalar aşama aşama gidilecek buraya. Öncelikle resesyonun görülmemesi adına atılacak adımlar enflasyona süreci körükleyecek ve biz dünya olarak daha da borçlu, daha da enflasyonist bir dünyanın içinde bulacağız kendimizi. Böyle düşünüyorum ben. Peki Emre Bey, son olarak size şunu sormak istiyorum. Resesyon ihtimali kuvvetliyse, hatta bu ihtimalin zaten kuvvetli bir ihtimalden bahsediyoruz, gerçekleştiği bir ortamda piyasalarda şu anda ben bakıyorum, swap piyasaları genel itibariyle Mayıs ayındaki FOMC toplantısında 25 bas puanlık faiz artırımı daha bekleniyor ama ondan sonraki süreçte Fed'in bu yıl itibariyle faiz indirimine başlayacağına ilişkin de fiyatlamalar var. Bu makul mu? Yani aslına bakarsanız size sormak istediğim soru şu, bu yıl içerisinde bir faiz indirimi beklememiz gerekiyor mu? Burada şunu ifade edebiliriz. Geçen haftaki yayında da ben söyledim. Temel parametre enflasyon verilerinden ziyade, bunu Goldman Sachs'ın açıklamaları da destekliyor. İçinde bulunduğumuz süreçte üstü kapatılan bankacılık krizi var ya, o bankacılık krizinin nereye evrileceği biraz belirleyici olacak bence. Orayı ciddi şekilde takip etmek lazım. Warren Buffett'ın da bununla alakalı açıklamaları var. Yani burada kriz bitmedi. Özellikle bu süreçte ön plana çıkmaya devam edebilir diyor. Dolayısıyla burada enflasyon verilerinden çok şeye bakmamız lazım. Nereye gidecek? Yani eğer bir kriz tekrar tetiklenirse finansal sektörde, finansal alanında, burada Fed istediği mazereti yaratabilmiş olur. Bu sefer de faiz artış
pardon faiz indirme döngüsüne girmek için önlerinde bir alan oluşur. O yüzden bu buradaki haber akışlarını bence ciddi takip etmek lazım. Evet, stratejist Emre Şirin'e değerli katkıları ve yorumlar için çok teşekkür ederiz efendim. Kısa bir aradan sonra programımız kaldığı yerden devam edecek.